Arkadaşlar merhaba, bugün en kritik küçük sıcak videosuna hoş geldiniz ve bugün nasıl iyi bir oyuncu olduğumu, buraya kadar gelirkenki yaşadığım kötü şeyleri ve iyi şeyleri anlatacağım. Evet, şimdi neden bu video en önemli video? Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada bir efsanevi sandık var. Burada da var, burada da var. Bugün 3 tane efsanevi çıkartacağız ve bize lazım olanlar madenci, tomruk ve de blokçu. Ve bu yüzden bu video çok kritik. Bugün bu arada yapacağız. Evet arkadaşlar, karşımızda X-Kral TR var. Bana bu bir yerden tanıdık geliyor ama neyse. Şimdi arkadaşlar, nasıl iyi bir oyuncu olmaya başladığımı hepinize anlatayım. Ben ilk olarak normal bir oyuncuydum, herkes gibi. Clash Royale girip oynayan, bir yandan CSGO oynayan, okula giden normal bir insan. Sonrasında şöyle bir durum yaşandı. Ben iyi klanlara giremiyordum. O zamanlar Turkish Republic diye çok iyi bir klan vardı falan, almıyorlardı beni. Ben de üzülüyordum. Bir keresinde arkadaşlar alınmayı başardım. Bir süreyle beni kabul etmişlerdi. Alt klandan gelmiştim. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 20 galibiyet mücadelesi geldi oyuna. Ve 20 galibiyet mücadelesini bitirmek kolay değildir. Ben sabah akşam oynayarak o 20 win'i kazanmıştım. Ve bir yandan da oyunculuğumu birazcık kanıtlamış gibi oldum ama içi boş bir oyunculuk kanıtlaması, çünkü devamlı bir şey değildi. Tek seferlik bir olaydı. Sonra klandaki abiler beni fark etti. Ve bir ismini vermeyeceğim. Birisi vardı. Hesabının ismi AZZ'ydi. O hesapta beni kastırmaya başladı. Dedi ki madem 20 galibiyet mücadelesini bitirebiliyorsun, o zaman gel taş karşılığı benim hesabımı kas. Benim ana hesabıma taş yüklüyordu. Bu C yok değil bu arada benim hesabım o zamanlar. Ben Semikaya'yım. Sonrasında bana taş yüklüyordu. Ben onun hesabını kasıyordum, tamam mı? Ama sürekli büyük mücadelede 4 galibiyette falan eleniyordum. 3 galibiyet, 4 galibiyet. Bu adam bir yerden sonra bana sövmeye başladı. Sövmeye dedim, bayağı kızmaya başladı. İşte ben taş yatırıyorum, sen ziyan ediyorsun falan diye bana bayağı bir kızmaya başladı. Ve bir yerden sonra tahammül edemedi. Dedi ki hesabından çıkarmışsın, kötü oynuyorsun. Ben o kadar yıkıldım ki. Benim için bayağı bir başarıydı. Düşünsene, profesyonel bir kasıcı olarak seni hesabına birisi tutuyor. Ve sonra diyor ki sen kötü oynuyorsun, benim hesabımdan çık. Ben bayağı üzüldüm dediğim gibi. Sonrasında o gün hayatımın belki de aslında en kötü günlerinden bir tanesiydi ama olmamalıydı. Hesaptan çıktım arkadaşlar. Sonrasını sonraki maçta anlatayım, nasıl tekrardan dönüş yaptığımı. Ama öncesinde arkadaşlar harika bir şey yapacağız. Efsanevi sandığı açacağız. Öncesinde şunu alacağım. Almak zorundayım. Boşa gitsin artık. Önemli değil. İskeletor çıktı. 25 taş. Hadi lütfen. Ya tomruk, ya madenci, ya da blokçu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi. Hadi. Oo, joker verdi. Joker vermesi çok iyi oldu. Ben bu arada çok bağırıyorum çünkü bayağı kaptırıyorum kendimi. Şu an zevk alıyorum bu hesapta bayağı. Ama diğer kartları çıkartmam lazım. Bir saniye. Blokçuya bassak peki? Neyse, diğer kartları gerçi 10 level yapmamız daha faydalı olur bizim için. Evet arkadaşlar, en son AZZ hesabından kovulmuştuk. Bu arada klanımıza hala alımları yapmadık. Klana 50 kişi seçeceğim biliyorsunuz özel. O da Instagram'dan story'me tıklayanlar olacak. Oradaki butona tıklayanlar olacak. Evet, şimdi AZZ'de nerede kalmıştık? Şimdi AZZ hesabından kovuldum ben değil mi? Perişan bir haldeyim. Sonra zamanla Semika hesabını kastım. Sonra bana bir teklif geldi ve ismi Mirza'ydı hesabın. Mirza hesabı Türkiye'nin seçkin hesaplarından bir tanesiydi. Çünkü o zamanlar Clash Royale'in ilk zamanları olduğu için full max hesaplar yok Clash Royale Türkiye'de. Ya birkaç tane var, onlar da böyle Türkiye'nin en iyisi diyeceğiniz hesaplar. Ve bana Mirza hesabından teklif geldi. Tabii çok sevindim başlarda falan. İki kişi kasıyorduk. Bir arkadaşım ve ben. Sonra Mirza'da bayağı başarılı olduktan sonra, böyle dünya sıralamasında ilk binlerde falan oynuyordum. Sonra arkadaşlar ben o diğer kasan arkadaşımın yanına Nova Türkiye geldim. Nova Türkiye klanına ilk girişim o şekilde oldu. Ve arkadaşlar Nova Türkiye geldikten sonra bir ödüllü turnuva olduğunu duydum. Klanda ödüllü bir turnuva, tamam mı? Sonra ödüllü turnuvaya katıldım. Turnuvada hep aynı adam karşıma geliyor. Peki o adamın ismi ne biliyor musunuz? Siyok. Evet, ben değilim Siyok. Ben o zamanlar Semikaya'yım ve Siyok'la alakam yok. Ve karşıma Siyok geliyor sürekli. Bu hesap geliyor. Ya yani bu hesap dedim, diğer hesap, yani ana hesabım. Aa dedim, Siyok sürekli yeniyorum. 5 kez yendim Siyok'u falan. En sonunda bana WhatsApp'tan ulaştı. Dedi ki aa sen çok iyi oynuyorsun işte, hesabımda oynayabilir misin dedi bana Siyok. Tamam dedim Siyok'a, oynayabilirim. Bayağı bir garip geliyor bu arada Siyok başkasıymış gibi bahsedince. Neyse, şimdi Siyok'un hesabını oynamaya başladım. Sonra ama bir yerden sonra oynayamamaya başlayacaktım. Çünkü telefonum çok kötüydü arkadaşlar. Ben Türk markası, şimdi ismini vermeyeyim, telefon, anladınız siz hangi marka olduğunu. Fazla bir marka yok zaten. Kullanıyorum ama berbat bir telefon. Yani telefon ısınıyor, elim yanıyor artık. Hani telefon oyun kasıyor, elim yanıyor falan. Oyuna giresim gelmiyor artık. Bu arada iyi oynamama rağmen giremiyorum bir yerden sonra oyuna. Sonra Siyok dedi ki bana, Semih dedi.
Sen de hesabımla her gün bir büyük mücadele fullere de sana ben iPhone alacağım dedi. Aa dedim, çok şaşırdım. Daha öncesinde oyundan hiçbir şey kazanmamışım. Bu bana garip bir teklif gibi geldi. Yani bayağı bir hoş bir teklif. Neyse, istikrarlı bir şekilde her gün CEOC'da büyük mücadele fullledim ve o da dünyada seçkin hesaplardan bir tanesi oldu CEOC. Ve bunu başarmıştım. Oyunculuğum tavan yaptı yani. O her gün büyük mücadele oynamak insanın var ya kolunu bir geliştiriyor. Büyük mücadelede evet yeteneğim oldu böylece. Ve sonrasında arkadaşlar zamanla CEOC ben oldum. Oyun oynayan CEOC yani Alman CEOC, hatta bu yüzden Alman yerelinde hesabım. Artık oyunu bir yerden sonra bıraktı şu anda. Ama benim en yakın arkadaşım oldu Altay abi. Bu arada gerçek hayattan da artık arkadaşlığımız var. Beraber tatiller yaptık, beraber takıldık. Yani şu an benim kurtarıcım diyebilirim. Beni sürekli destekledi CEOC olmam için, küresel iyi oynamam için sürekli destek verdi. Ve bugün buraya geldiysem CEOC sayesinde geldim. CEOC'un kurucusu sayesinde ve gerçek CEOC bir yerden sonra ben oldum. Çünkü hesap artık bana ait oldu. Evet, yani CEOC'un hikayesi de bir yandan bu. CEOC'un kurucusu da Altay abinin soy ismi de Köse olduğu için Koese olarak kodlanıyor. Hani Ö harfi OE olarak kodlanıyor Almanca'da. Koese kelimesinin harflerini böyle kombine ettiğinizde CEOC'u bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde CEOC'un hikayesi, anlamı ve özel bir hikaye aslında bu. Bu şekildeydi arkadaşlar. Merak edenler olmuştur. Yani iyi bir oyuncuya dönüşme anım bu şekilde. Onu da söylemek istedim arkadaşlar. Umarım ilginizi çekmiştir. Benim de hayatımdaki yaşadığım en büyük olaylardan bir tanesi bu oldu yani. Bu arada adam muhtemelen şu an öldü. Evet. Şöyle de yapalım. Şöyle bir vursun kuleye ve iyi oyundu. 10 tane Ender token. Bekleyin şimdi. Burada da 100 tane bomba kulesi. Kaç etti? 110. 110 tane geldi. Şimdi biraz daha alabilirsem. Oo, tam kaç tane kaldı? 60 tane kaldı. Şunları da basalım. Bu arada level mi atladım? Atlamadım. Baya yakınmış. 10 tane geldi. Bomba kulesi de level atlama yakın. 10 level bomba kulemiz olacak. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Geliyor. Bu efsanevi sandıktan ya tomruk ya madenci blokçu. Hadi. Hadi yaparsın. Hadi. Ya kıvılcım ne? Yapma ya. O kadar efsanevi. Gerçi çok efsanevi var. Çıkmaması normal. Evet, dolu dolu bir video. Ve efsanevi sandığımız daha var, bir tane daha. Ve de buradaki mücadeleyi oynayabilmem için benim 18 level olmam lazımmış. O yüzden bir level atlamamız lazım sonraki videoda oynayabilmek için. Sandığımı açıyorum hazırsanız. Evet, geliyor. Lütfen tomruk. Madenci. Tomruk. Madenci. Tomruk. Birisini ver. Ya cehenneme işlerine. İnanmıyorum ya. Neyse, çıkacak. İnanıyorum. Bir gün çıkacak o kart. Evet arkadaşlar, sağlık olsun. Level atlatmaya çalışmalıyım şimdi. Eğer ben 18 level olmak istiyorsam bu bir level şeyleri arttırmam gerekiyor arkadaşlar. 5 altın hiçbir şey olduğu için hemen sadece ilk seviyeyi atlatıyoruz ve bu şekilde level atlayacağız diye düşünüyorum. Ve de orada da güzel bir sandık açılacak. Umarım istediğim o madenci ile tomruğu ben oradan alırım. Çünkü onları almaya ihtiyacım var arkadaşlar. Evet, ben şunları basıyorum, basmaya devam ediyorum. Arena atlamak için de artık son bir maçım kaldı. Evet, sadece 20 altın verdiğim anda 18 level olacağız. Ve de artık 3 level çıkarttım sıradanlar. Çok önemli değil. 20 altın zaten hiçbir şey arkadaşlar artık günümüzde. 18 levelimiz hayırlı olsun. Evet, level atladık ve artık şurası açıldı. Burada oynayabiliriz. Ve yeni levelimiz hayırlı olsun. Artık kule canım umarım artmıştır benim. 7 level kuleyle oynuyorum çünkü. Seviye sandığımız var. Lütfen efsanevi çıksın. Lütfen. Madenci. Fırın açıldı. Tamam. Ama bana lazım kartları ver. Hadi. Hadi. Ya fıçı. Ya bu videoda istediğim hiçbir şey vermedi ama önemli değil. Neyse. Evet, son maçımı oynuyorum. Karşıda 9 level mega şövalye var. Evet. Millet hep efsaneleri çıkartmış. Gerçi ben de artık çoğu efsanevi çıkarttım. Gerçi çoğu değil. Cehennem ejderim var. Blokçum var. Bir de şeyim var. Neyim vardı? Ha, kıvılcımım var. Ve bunlar benim için yeterli değil. Bunlar hani kullanabileceğim kartlar da değil listemde. Artık bizim çıkartmamız lazım diğer kartları. Peki bundan sonra stratejimiz neler olacak bu seride? Bir an önce bize lazım olan madenci, tomruk, duvar dikici, kasırgayı çıkartmamız lazım. Kasırga gerçi lazım değil. Kasırganın leveli önemsiz. Şimdi arkadaşlar, bu kartları çıkarttığımızda bir an önce yükseltmemiz için erken çıkarmamız lazım. Ve sonrasında deliler gibi geliştireceğiz. Ama öncesinde dediğim gibi çıkartmak lazım. Çıkmıyor, ne yapayım? Bir de blokçumuz artık 12 level olacak, haberiniz olsun. 12 olduğunda canavar gibi bir şey olacak zaten. Sonrasında bir level arttırsam yetiyor değil mi? Yani evet, bir level arttırsam benim için 13 level yeterlidir.
Sonrasında kitapların kitabı falan, bu tarz şeyler lazım ama onlar tabii ki bedavaya vermiyorlar o tarz sandıkları, kitapları. Şöyle bomba kulesi dikeceğim, bu adam cidden beni zorluyor. Şey fark ettim arkadaşlar, ben evet hala otomatik pilotla oynuyorum ama bu adamların oynadığı desteler, oynadığı kartlar cidden güçlü. O yüzden sıkıntı yaşamaya başlıyorum, haberiniz olsun. Yani tabii ki de kazanırım. Yani güzel oynuyoruz, kazanıyoruz falan ama bir yerden sonra bunlar bizi kurtarmayacak. Hele galiba o 5000 kupa bariyeri varmış arkadaşlar. 5000 kupadan sonra rakipler bayağı güçlü geliyormuş falan diye duydum. Orada ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde bir şekilde yenmeyi başarabilirim diye düşünüyorum. Çünkü adamlar bayağı kötü oynuyor olabilir. Bilmiyorum çünkü 13 level kartlarla 5000 kupada oynamak bence normal değil. Adam kötü oynuyordur ki oralardadır diye düşünüyorum arkadaşlar, bilmiyorum. Ya orası için ben çok heyecanlıyım. Hala burada heyecanım var. Çünkü sandık açmak burada çok değerli. Bu arada bu maçı da kaybedeceğiz gibi duruyor ya. Çok kötü minyon süsü. Adamın kartları bireysel olarak güçlü. Mesela Mega Şövalye güçlü bireysel olarak. O yüzden bayağı çalışıyor işte. Büyücü bireysel güçlü. Bunları oynamak için fazla bir böyle yeteneğe, strateji ihtiyacınız yok. Tabii büyücüden genelde bahsediyorum. Çünkü kendi kendine yeten kartlar. Ama blokçu mesela kendi kendine yetmiyor. Onu korumak lazım, etmek lazım. Ama yok, büyücü atıyorsun böyle alan sarı oraya buraya falan vuruyor. Bir şekilde hayatta kalıyor arkadaşlar. Burada Mega Şövalye atacak ve bitti maç, evet. Ve arena atlamış bulunduk. Yeni bulunduğumuz, çıktığımız arenada neyimiz var? Duvar yıkıcı açarsak çok iyi olur. Duvar yıkıcı benim beklediğim kart. Evet arkadaşlar, korkunç kasaba çıkmayı başardık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.